Diyalog TV ekranlarından tekrar mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Yürüyüş İş Federasyonu Başkanı Sayın Yakup Latifoğlu var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için öncelikle. Bugün asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Görüştünüz, tartıştınız, konuştunuz. Ardından 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi. Evet. Bugün bu toplantıda neler konuştunuz? Basına tabii yansıdı bunlar ama sizden de dinlemek istiyoruz. Buyurun. Bu toplantı aslında geç kalınmış bir toplantı. Yılın ilk toplantısıydı. Yılın ilk toplantısı, 2015'in ilk toplantısı ama geç kalınmış bir toplantı. Çünkü izleyiciler ve basını takip edenler çok iyi bilecek. Kasım ayında 2014'ün ikinci asgari ücretini belirlerken Sayın Bakan basın önünde 2015'in asgari ücretini belirlemek üzere Ocak ayında komisyonu yeniden toplantıya çağıracağını deklare etmişti. Ancak ondan sonraki gelişen süreçte bunu yapmadılar. Kendilerinden istişarede bunu sorduğumuz zaman da Kasım, Aralık, Ocak, Şubat döneminde hayat pahalılığının eksi çıktığını, yani ülkemizde hayatın ucuzladığını göstergelerin o yönde olduğunu ve bundan dolayı da asgari ücreti artırmak için herhangi bir sebep olmadığını bize söylediler. Buna rağmen biz Hürriyet Federasyonu olarak yasanın verdiği yetkiyi de kullanarak 12 Mart'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çağrılması için resmi bir çağrı yaptık bakanlığa. Ve yasa böyle bir çağrının yapılması, taraflardan birinin böyle bir çağrı yapması halinde 15 gün içinde komisyonun toplantıya çağrılması gerektiğini emreder. Ama o dönem hepimiz bileceğiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri de gündemimizdeydi. 19 Nisan'da yaptık. Ve seçim yasakları dönemi idi. Ve bakanlık bu konuyu savcılığa sordu. Asgari ücret belirlenmesi de seçim yasaklarına girer mi? Hepimiz biliyoruz ki seçim yasaklarının esas gayesi belli kişi veya zümrelere ayrıcalık yapmak, oy almayı engellemeye yönelikti. Ama biz gördük ki savcılığın verdiği görüşte asgari ücret belirlenmesi de seçim yasaklarına girer imiş. Bizde öyle olmamalıydı. Çünkü asgari ücret belli bir zümreye değil, bütün halkımıza hitap eden bir uygulamadır. Ve bunun seçimle, oyla pek alakası olmaz. Bu gerekçeyle de bu komisyon toplantıya çağrılmadı. Ve kısmet bugüneymiş değilim. Evet, bugün. Bakanlık oturup değerlendirmesi yaptı ve bizi bugün toplantıya çağırdı. Bu da tam hükümet değişikliği arifesinde gerçekleşmesi de başka bir düşündürücü unsur. Bilmiyorum. Yeni gelen hükümetin bu yöndeki düşünceleri nedir? Biz komisyon olarak yeni bir asgari ücret belirleyip bakanlığa buna sevk etmeye yetiştirir miyiz bu süreçte? O da ayrı bir soru artık günümüzde. Evet. Şimdi şu anda yeni bir hükümet görüşmesi başlatıldı. Yarın hayat pahalılığı ile ilgili olarak şimdi dövizde çok yüksek bir artış oldu. Bu mutlaka asgari ücretliyi etkiledi. Asgari ücretliyi değil herkesi aslında etkiledi. Ama asgari ücretliyi hepsinden fazla etkiledi. Evet. Çünkü alım gücü en düşük kesimdir. İşvereni de mutlaka etkiledi. Tabii bu denge nasıl kurulacak? Özel sektör de bu yükü kaldırabilir mi? Daha fazla ne kadar para verebilir? Bunu göreceğiz. Bunu müzakere edeceksiniz. Tabii ki müzakere edeceğiz. Biz bugün konu tartışılırken öncelikle Devlet Planlama Örgütü'nün geçim indeksi rakamını açıklamasını talep ettik. Müzakere edebilmek için. Çünkü yasanın amir kuralına göre Devlet Planlama Örgütü'nün açıklayacağı geçim indeksi asgari ücreti belirlemede temeldir. Bunun yanında hayat pahalılığının genel seyri, bir ailenin insanca yaşamındaki ihtiyaçları, ekonominin içinde bulunduğu durum asgari ücreti belirlemede ortaya konan kriterlerdir. Yasa bunları emreder. Ancak bugün herhangi bir rakam telaffuz edilmedi masada. Ancak Sayın Bakan söyleminde de daha sonraki görüşmelerin devamında da işte asgari ücret hayat pahalılığını esas almayı düşündüklerini, bunu
ekonomideki büyümeyle de destekleyerek bir rakama ulaşmak istediklerini ifade ettiler bize. Bugüne kadar gelişen bu 5 aylık dönemde 2.73'lük bir hayat pahalılığı oldu ülkemizde. Resmi rakamlar böyle. Oysa diğer gelişmelere baktığınız zaman ülkemizdeki hayat pahalılığı belki de %20'lerde seyretmektedir. Çünkü dövizin kendisinde %19'luk bir şey var, tırmanma var. Ve tüm hizmetler ve mal alımları da döviz endekslidir bizim ülkemizde. Bu da doğrudan doğruya herkesi etkilemektedir. Yani 2-2.5'luk oranlar artık gülünç rakamlardır telaffuz edilirken. 6. ayın hayat pahalılığı da biliyorsunuz bir sonraki ayın ilk haftası içinde açıklanır devlet planlama yurtlarından. Ve Haziran'ın hayat pahalılığının açıklanmasını da beklemek üzere Pazartesi 6'sına saat 10'a ertelendi toplantı. Devlet Planlama Örgütü'nün de muhtemelen Cuma gün Haziran hayat pahalılığını açıklayacağı ifade edildi. Bunlardan hareket edersek devletin masaya getireceğini tahmin ettiğimiz rakam 1740 ile 1750 arasında bir rakam olacaktır. Hı hı. Şu bizim an, tahminimiz. Şu anda 1675 lira brüt. Zaten brüt konuşuluyor ama 1457 de net ele geçir. Netidir bunun. Net ne kadar olmasını istiyorsunuz? Biz çok başka bir yerde baktığımızda çünkü biz gerçek asgari ücretin belirlenmesini talep etmekteyiz. Ve bunun yolu da geçim indeksinin açıklanmasından geçer. Bunu neden ısrarla biz 2 yıldır ifade ederek? Geçmişten bugüne Devlet Planlama Örgütü bizlere geçim indeksini bulmamız için doneler verir. Bunlar nedir? Ortalama aile büyüklüğü, ortalama ailede çağıran ortalama kişi sayısıdır. Ve bir de gıda kalıbıyla ilgili fiyatlandırma listeleridir. Bunları bir araya getirip gerekli formülasyonu uyguladığınız zaman ki Devlet Planlama Örgütü'nün 2000 yılında kabul ettiği ve bizim de masada hala da kullandığımız gıdanın genel ücret içindeki oranının 40.30 olduğundan hareket ederek bir asgari ücrete ulaşırsınız. Ve bu rakam Aralık ayında 2356 liraydı. Geçen süreye de baktığımız zaman artık 2500'lerin telaffuz edilmesi lazım. Ama ekonomiyi dikkate aldığımızda, son 3 yıldır ekonomide fazla bir gelişme olmadı dikkate aldığımızda, burada bir miktar tolerans söz konusu olabilir. Ama bu 1700 TL'ler da olmaz diye biz işveren tarafının beklentisine herhangi bir artış olmasından yana mı? İşveren tarafının böyle çok ilginç bir söyleme oldu. Aslında bunu kendilerini ifade etmesi daha doğru olur ama kısaca ona değinmeden de geçmek istemem. Sizin de sorunuz üzerine. İşveren tarafı biz de çalışanımıza daha iyi ücret vermek isterik. Onlar bizim ailemiz sayılır. İfadelerini kullandı. Ama bize devletin çıkarttığı zorlukları ve yaptığımız harcamaları dikkate aldığımızda bu çalışanlarımıza daha fazla ücret vermek pek mümkün olmuyor gibi ifadeler kullandılar ve sıralamaya başladılar. İşte gümrüklerde yaşadıkları zorlukları, çalışma izni çıkarırken mal alımlarında veyahut da belediyeden olan ilişkilerinde kendilerinden hep borcu olmadı, borcu yoktur kağıdı talep edildiği. İşte vergi dairesinden, sosyal sigortadan, ihtiyaç sandığından ve bundan dolayı da buna büyük bir efor harcayarak, zaman harcayarak kendi işlerini yapamadıklarını ifade ettiler. Bunlara pratik çözümler bulunmasını talep ettiler bugün masada. Yani işveren tarafında derdi çok daha ayrı. Çok daha başka. Evet. Ve bunlardan dolayı işte işlerini yeterince konsantre olamadıklarını, geliştiremediklerini işlerini, bundan dolayı da daha fazla ücret veremeyeceklerini ifade ettiler. Göreceğiz. Ama şöyle bir şey vardır. 12 Kasım'da asgari ücreti, son asgari ücreti 1675 olarak belirlerken bunun dolar karşılığı 747 dolardı. Bugünkü asgari ücreti 747 doların karşılığı olarak düşünürsek 2000 TL civarında bir asgari ücret olması lazım. O günkü alım gücünü yani dolar kuruna göre hesapladığınızda evet, 2000 TL olması lazım. 2000 lira. Yani 1675'in bugünkü karşılığı doları mukayese edersek, kurları mukayese edersek 2000 TL civarında olması lazım ki alım gücünü muhafaza edebilsin çalışanımız.
Ha işveren de bunun mümkün olmadığını işte söylüyor. Peki şimdi şöyle bir şey de var. Yani devletin verdiği, artık yeni işe girene verdiği miktar da belli. Asgari ücretle arasındaki fark neredeyse kapanıyor. Yani çok büyük bir uçurum yok arada, en azından bunu söyleyebiliriz. Yani bir işveren 300 TL'lik bir işveren şunu da söyleyebilir mi? Devlet bile bu kadar verebiliyor. İşte ben nasıl şu anda parayı vereceğim? Şu anda işveren bunu telaffuz etmedi. Hı hı. Ama biz yıllardan beri, 2010'dan beri değil, bu maaşların kamuda insanlarımızı sefalete iteceğini ve gençlerin bu ülkede bu ücretlerle hayatlarını devam ettiremeyeceği için göç edeceklerini sürekli söyledik. Ama birçok insan işte kamudakılara bu maaş yetmez, göç edecekler iddiaları var dedi. Hayır, biz kamuda eski maaşlar yeterliydi, şimdiki maaşlar doğrudur, geçinmeye yetmez, aile kurup bunu idame ettirmeye yeterli değildir. Kaldı ki özel sektörde bunun altındaki ücretlere baktığımız zaman daha da kötü. Oradaki insanlar daha da kötü durumdadır. Bundan dolayı göç edecekler iddiasındaydık. Yani bu göç gençlik için ifade edilen bir kelimeydi. Ama bazıları yanlış telaffuz ediyor. Yanlış bir imaj yaratmaya çalışıyorlar bu konuda ve kamuda düşüktür, özel sektörde de daha yüksek neden olsun der. Hayır. Bu ülkede insanca yaşayabilmek için gerekli ücret ve maaş verilebilmelidir. Bunun yolları yok mu? Evet, vardır. Bugün Sayın Maliye Bakanlığı ve Sayın Çalışma Bakanı'nın da içinde bulunduğu bir çalışmada kayıt dışı ekonominin, bu yalnız istihdam değildir, ekonominin %60'ının kayıt altına alınması gerektiği ve kayıt dışı olduğu ifade edildi. Bu mal ve hizmet alım ve satımlarının da kayıt dışı olduğunun göstergesidir. Bunların kayıt altına alınması demek devletin gelirlerinin artması, hem yeterli maaşı verebilmesini hem de özel sektörü önünü açacak uygulamaları hayata geçirebilmesinin yolunu açacaktır. Bu çok önemli bir konu. Şimdi bunun yanında bir de yine asgari ücretliyi etkileyen ya da işverenlerin etkileyen bir konu daha var. Çok fazla şu an uzak doğudan gelen insanların çalıştığını görüyoruz. Bunların asgari ücretin yarısına çalıştığını duyuyoruz. Bu ne kadar etkiler? Şimdi liberal ekonomilerde biliyorsunuz artık ülkemiz acımasız bir rekabet ortamında ekonomiyi götürmekte ve uluslararası sermayenin de çok rahat hareket edebildiği dünyamızda en ucuz emeğin olduğu yerler tercih edilir üretim için. Ve bizim ülkemizde de ben asgari ücretin altında yarısı kadara çalıştırılır diye şu ana kadar duymadım. Yani bunu, bir söylenti bunu sadece, yani daha ucuza çalışıyorlar. Diye. Ama maliyetleri daha ucuz olduğu ve iş sürekliliğinde daha kolay işine son verilecek insanlardır diye yabancı iş gücü tercih edildiği durumda bizim ülkemizde. İşverenlere sorarsanız başka bir gerekçe söylerler size. O da şudur. Biz ülkemizde istediğimiz ev safta kendi işimizi yaptırabileceğimiz insan bulamıyoruz derler size. Hatta münhat çıktığımızda veya da duyuru yaptığımızda bunu da çok duyuyoruz. Başvuru dahi yapılmaz gibi bir ifade vardır. Ama siz eğer iş hayatını insanca çalışabilecek bir ortamda ve yasaların öngördüğü gibi 8-8-8'e uyarak, yani 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku prensibine bağlı kalarak çalıştırırsanız her insan çalışır. Kıbrıs Türk'ü tembel değildir. Ama siz insanlardan 12 saat, 14 saat hizmet bekleyip asgari ücret kadar ücret verirseniz doğaldır insanımız çalışmaz. Ama yurt dışından gelen insanlar bundan dolayı ucuza gelir. O kişilere 12 saat daha hizmet yapmanız gerekir deseniz, o yolu geldikten sonra aldıkları asgari ücret gibi bir ücrete 12 saat hizmet verirler. Ve doğal olarak bunu da asgari ücret ödenirler diyemezsiniz. Asgari ücretin altında çalışırlar, kendiliğine oluşur. 8 saatin karşılığı asgari ücret, ama 12 saat çalıştırırsanız 3'te 2'si kadarını ödemiş olursunuz asgari ücretin. Yani bu ayrı bir işsizliğe de yol açar mı peki? Tabii ki.
vatandaşımızın işsizliğine yol açar ve gençlerimizin şu anda resmi rakamlara göre %22'si, bize göre %30'u işsizdir ülkemizde. Gerekçe çok çok boyutludur. Bundan dolayı biz yerli insanımızı istihdam edecek hem yatırımları teşvik edebilmeliyiz hem de şartları oluşturabilmeliyiz ülkemizde. Bunu yapamadığımız sürece de yabancı iş gücü bu ülkeye getirilecektir. Ve kayıtlara baktığınızda bugün, çünkü izinli gelen yabancı iş gücü sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı çalıştırırlar. O kayıtlara baktığımızda 36 bin vatandaşımız kayıtlı görünürken 32 bin de yabancı iş gücünün kayıtlı olduğunu görürsünüz. Kayıtsız çalışanlar bunun dışında. Evet. Bu kadar %50'ye gelmiş bir yabancı iş gücü vardır ülkemizde. Hiçbir ülkede bu kadar yoğunlukta yabancı iş gücü %50'yi de geçebilir mi sizce bu? İlerleyen daha süreçte mümkündür. Daha %60'lara, %70'lere ulaşır. Geçmişte vardı, şimdi oradayız. Ama ilerleyen süreçte tabii ki mümkündür. Çünkü yetişen gençlik hayatını burada idame ettiremezse daha iyi şartların olduğu ülkelere gidecektir. Peki 6 Temmuz Pazartesi günü yeniden bir araya geleceksiniz. Oradan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Onu da alalım programımızı noktalamadan. Ben 6'sında bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Çünkü daha net hiç kimse düşüncesini ortaya koymadı. Yalnızca işte genel prensipler konuşuldu. Ama biz olması gereken neyse onu masaya götüreceğiz, onu tartışacağız. Sonuçta nerede uzlaşabilirik ve hangi tarafından uzlaşabilirik? Bu ayrı bir konudur. Çünkü biliyorsunuz masada 3 kesim var, 5'er oyumuz vardır. İlla ki iki kesimin uzlaşması zorunluluğu vardır bundan dolayı. Bunu göreceğiz. Hangi kesimler asgari ücretin yeni şeklinde uzlaşabilecek? Peki, kolay gelsin diyoruz sizlere. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, ana haberi günün konuğunu burada noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.